Beyaz Yağmur Yükseklerde soğuyan rüzgar, boğazın kapkara derinliklerinden hızla geçerek dağın eteklerine iniyordu. Orada, dağ aşağıda, köy uykuya varmak üzereydi. Pencerelerde ışıklar birer birer sönüyor ve ay, belli belirsiz gümüş ışınlarını patlamak üzere olan tomurcuklara vuruyordu. Bahar çiğleriyle kaplanmıştı tomurcuklar, çevre sakindi. Yalnız sazla kaplı bir damın üzerinde rüzgarın hışırtısı ve yarı uyanık bir köpeğin homurdanması duyuluyordu. Tarlada çalışan traktörlerin motor sesleriyle çayın hafif şırıltısı da duyuluyordu uzaktan. Karanlıkta iki insan karaltısı köyün kenar evlerine hızlı adımlarla yaklaştı. Sonra yavaşladılar ve durdular. Artık kendim giderim sağ ol dedi bir kadın sesi. Biraz daha geleyim, köpekler saldırabilir, dedi yanındaki erkek. Köpeklerden korkmam. Olsun, geleyim biraz. Olmaz Kasımcan, işe geç kalırsın. Daha vaktim bol, iş saatine çok var. Kasımcan bir kibrit yaktı. Bir anlık titrek kibrit alevinde başına kareli bir çember bağlayan genç kızla sırtında fermuarlı spor deri ceket ve ayağında suni deriden çizmeler bulunan genç adamın yüzleri aydınlandı. O, Saadet, daha iki uzun saat var önümde. Yapma Kasımcan, yoluna git. Bir gören olsa dedikodular ayyuka çıkar. Hem ben annemi merak ediyorum, beni niçin çağırmış olabilir? Ya hastaysa? Eğer hastaysa yalnız bırakmak olmaz, bir çaresine bakarız. Orada kısa bir süre daha durdular ve sonra ayrıldılar. Saadet evlerine, Kasımcan da dağlara doğru yürüdü. Erkek birkaç adım gittikten sonra hızlı hızlı geri döndü. Eğer üzücü bir durum varsa bana bildir, bekleyeceğim haberini dedi. Olur dedi Saadet kısık bir sesle. Kız birkaç adım gidince durup arkasına baktı. Kasımcan gözden kaybolmuştu bile. Adımlarını hızlandırdı. Eve yaklaştıkça merakı ve hızı artıyordu. Sonunda kendini tutamayıp koşmaya başladı. Karamsar düşünceler geliyordu aklına kapıyı açınca annesinin yatakta hasta, gözleri çökmüş bulmaktan korkuyordu. O anda "Apa, tatlı apam benim." diye bağırmak istedi ama ağzından hiçbir ses çıkmadı. Sonunda bahçe kapısını açtı ve bir karaltının kendine doğru geldiğini gördü. "Saadet, sen misin yavrum?" dedi annesi. "Apa, ne oldu apa? Böyle bir gecede yalnız mı geldin buraya?" "Evet." diye yalan söyledi Saadet. Aman tanrım olamaz nasıl olur bu diye kollarını yukarı kaldırdı Zeynep apa. Ama yapayalnız değil yoldan geçen bir at arabasına bindim. Saadet çabuk toplamıştı aklını başına. Zeynep apa kızını kucaklayarak ağlamaya başladı. Yokluğuna dayanamıyorum artık. Seni gözlemekten gözlerim karardı. Neredeyse gece yarısı oldu hala gelmedin. E, yolda başına bir şey gelmesinden korktum. Sana bakmak için yola çıkmaya hazırlanıyordum. Niye endişe ediyorsun? Daha geçen hafta görüşmedik mi, Apa? Saadet traktör ekibinde pullukçu olarak çalışıyor ve hemen hemen bütün yazı çalışma kampında geçiriyordu. Onun eve her gelişi Zeynep Apa için bir bayram sevinciydi. Yalnızlıktan o kadar sıkılıyordu ki kızının bir adım bile yanından ayrılmasını istemiyordu. Ocağı birlikte yakar, evin işlerini birlikte yaparlardı. Biri hamur yoğurur, öteki et pişirirdi. Saadet ineği sağar, onun yanı başında annesi hayvanlara su içirirdi. Hiç bitmezdi konuşmaları. Hem Zeynep Apa'nın çalıştığı kolhozdan, hem Saadet'in çalıştığı kamptan söz eder. Bitmez tükenmez haberler aktarırlardı birbirlerine. Saadet dereye su almaya gittiği zaman Zeynep Apa avlu çetinin yanında durup ardından bakardı. Yavrusunun büyüdüğüne, kocaman bir kız olduğuna inanmak istemezdi bir türlü. Onun dik ve yumuşak omuzlarını şefkatle, gururla seyrederdi. Ucunda kovalar bulunan omuz sırığını, bileğinde gümüş bilezikler bulunan güneşten yanmış güçlü kollarıyla tutar, hafif ve çevik adımlarla yürürdü. Hem de ne güzel yürürdü. Nefes alışları da çok düzenliydi. Her nefes alışta entarisenin uçları hafifçe yukarı kalkardı. Ah güzel kızım, gözümün nuru. Allah seni nazardan korusun. Sana gelecek belalar bana gelsin derdi. Bugün ikisi de çok mutlu, birbirlerine karşı çok sevecendiler. Saadet annesinin onu boş yere çağırmadığını, ona söyleyeceği önemli şeyleri olduğunu tahmin etmişti. Besbelli Zeynep Apa da yapacağı o konuşmaya hazırlıyordu kendini. Şu son günlerde kızının hallerinde bir değişiklik görüyordu. Ne olabilirdi bunun sebebi, bunun anlamı? İlkbaharın ilk günleriydi. Karlar henüz erimişti. İşte o günlerden birinde Saadet nefes nefese koşarak eve gelmişti. ''Apa, apa, komsomollar ekibi geldi.'' diye heyecanla bağırmıştı eşikten. ''Hangi ekip, ne ekibi?'' Aa bilmiyorsun demek. Tabom komşularının ekibi yeni açılan tarlalarda çalışacaklar. Değirmenin yanından arabalarla traktörlerle geçerken gördüm onları. Zeynep Apa anlamıyordu. Gelirlerse gelsinler bunda telaşlanacak, heyecanlanacak ne var diyordu kendi kendine. Ama kızı coşmuştu ve anlatmaya devam ediyordu. Hangi araziyi ekilişe açacaklarını biliyorum. Bize pek uzak değil. Tokay Ake onların bu yıl eski oba topraklarını tamamen sürüp işleyeceklerini söylüyor. Bundan birkaç gün sonra Saadet annesinden o ekibe pullukçu olarak katılmak için izin istedi. Zeynep baba izin vermek istemedi ama Saadet direndi, gitmeye kararlıydı. Bunu anlayan annesi istemeye istemeye razı oldu. Bu yıl pullukçu olacaktım zaten, sonra bize traktör sürmesini de öğretecekler. Konsomollar toplantısında verdiğim sözü de geri alamam. Eğer Saadet'in amcası ihtiyar Tokay Ake arıya girmeseydi, Saadet'in ileri sürdüğü gerekçeler Zeynep Apa'yı hiç etkilemeyecekti. Gençleri kendi hallerine bırakalım. Ne yapacaklarını biliyor onlar. Madem ki gitmek istiyor, bırak gitsin demişti amcası annesine. Saadet yaz boyunca o ekipte pullukçu olarak çalışmaya gitti ama annesi birkaç gün sonra bu işe izin verdiği için pişman oldu. Görüyordu ki artık kızı ona ait olmaktan çıkıyor. Daha büyük başka bir güç onu her gün biraz daha uzaklaştırıyordu kendisinden. Bazen de Saadet'in kendisinden daha akıllı, daha atak olduğunu görüyordu. Bir genç kız için bu kadarı fazla değil miydi? Ama Saadet'in gizli bir sorunu vardı ve annesi bunu anlamıyordu. Niçin eve geldiği zaman annesinden bıkmış gibi bir an önce ekibe ulaşmak için daha gün doğmadan yola çıkıyordu? Çok tuhaftı doğrusu. Bazen birden ciddileşir, işe dalar, bazen de o güne kadar görmediği şekilde neşeli olurdu. Şarkı söyler, güler, coşardı. Sonra birden öksüz bir deve yavrusu gibi mahzunlaşır, sessizleşir, gözleri bir yerlere dalar giderdi. Zeynep Apa hiçbir şeyin farkında değilmiş gibi sorardı. İşinden memnun musun Saadet? Kimler çalışıyor ekipte? Çok memnunum anne diye cevap verirdi kız her zaman. Sonra büyük bir heyecanla arkadaşlarından söz ederdi. Uzaklardan gelen ve makinelerden çok iyi anlayan gençlerdi bunlar. İçlerinden bazıları fabrikada, bu makinelerin yapımında da çalışmışlar. Ah ben de onlar gibi olabilsem diyordu. Gözleri pırıl pırıl parlardı böyle derken. İşte o anlarda annesinin tanımadığı bir yabancı olup çıkardı. Saadet annesinin gözlerindeki kaygıları anlamadan coşkuyla Konsomollar toplantısını, Duvar gazetesinde kötü bir traktör sürücüsünün nasıl eleştirildiğini ve daha birçok şeyi anlatırdı. Zeynep Apa bunları hiç anlamazdı. Çaylarını içtiler. Saadet sofrayı kaldırdı, tabakları yıkayıp kuruladı. Sergendeki yerlerini dizdi. Artık yatma zamanı gelmişti. Ama Zeynep Apa yer keçesinin üzerinde oturuyor, dikkatle kızına bakıyordu. Sonra yanında eliyle yer göstererek, ''Gel şöyle yanıma otur.'' dedi. ''Seninle biraz gevezelik etmek istiyorum.'' ''Peki apa, konuş, dinliyorum.'' Zeynep apa söyleyeceklerini uzun uzun düşündü. Söze nasıl, nereden başlayacağını bilemiyordu. Sonunda kızının gözlerinin içine bakarak konuştu. ''Bak Saadet, sen benim biricik evladımsın. Hem kızım hem oğlumsun.'' Senden başka hiç kimsem yok benim. Evde yapayalnız kalmak kolay mı sanıyorsun? Böyle derken gözlerinden yaşlar boşarmaya başladı. Çalışırken yalnızlığımı unutuyorum. Ama eve gelir gelmez büyük bir üzüntüye kapılıyorum. Kalbim sıkışıyor. Nerelerdesin, iyi misin, kötü müsün? Hep bunları düşünüyorum. Saadet kızım, yaptığın iş kadına göre bir iş değil.'' bir genç kızın işi pulluğun gerisinde gitmek midir? Bırak o işi, eve dön. Çalışmak istiyorsan kolhozda iş çok. Zeynep apa gözlerinin yaşını silerek derin bir iç çekti. Ne demek istediğini Saadet bu kadarıyla anlardı herhalde. Ama Saadet annesinin söylemek istediği en önemli şeyi söylemediğini anlamıştı. Bak apa dedi. Kampta çalışan tek kız ben miyim sanıyorsun? Kolhozdan gelen kızlar da var. Hele tabomda pek çok kız var. Onlar da erkekler kadar başarılı, onlar da erkekler kadar iyi çalışıyorlar. Ben niye her şeyi terk edip gideyim? Kendini onlarla bir mi tutuyorsun? diye darıldı Zeynep apa. O ailelerin başka çocukları da var. Saadet annesini kucakladı, bağrına çekip sıktı ve öylece durdular. Nasıl hak vermesin de annesine? Peki apa, senin dediğin olsun. Ama orada biraz daha çalışmama izin ver. İlkbahar ekimi yakında bitecek. Ekim işi bitince hemen dönerim. Çok beklemeyeceksin. Annesi rahatlamıştı. Artık yatabilir, uyuyabilirdi. Tam gözlerini yummuştu ki hafif bir ses duydu. Gözlerini açınca Saadet'in usulca kalktığını ve pencereye doğru gittiğini gördü. Ayın mavimse ışığı kızın başına ve omuzlarına vuruyordu. Saadet biraz rahatsız olarak dönüp annesine baktı. Sonra hiç ses çıkarmadan pencere çıkıntısının üzerine kollarıyla dizlerini kucaklayarak kımıldamadan oturdu. Besbelli bir şey, önemli bir şey düşünüyordu. Elleriyle göğsüne inen saç örgülerini sinirli sinirli sıkıyor ya da karıştırıyordu. Niçin yatıp uyumuyor bu kız diye düşünen Zeynep Apa'nın yüreği sızladı. Saadet yüzünü cama dayamış, gözlerini kırpmadan dağlara bakıyordu. Dağların yumuşak eğimli yamaçlarında ara sıra traktörlerin farları ışıldıyordu. Ta uzaklardan gelen motor seslerini de dinliyordu sarhoş gibi. Motor sesleri bazen artıyor ve daha yakına gelmiş gibi oluyor, bazen de ses hafifliyor ve kız o gürültüyü duymak için kulak kabartıyordu. Annesi traktör seslerini dinliyor diye geçirdi aklından aynı anda zaman zaman kendisinin de o seslere kulak kabarttığını hatırladı kızı evde olmadığı zamanlar orada o tarlalarda çalışıyordu çünkü o yokken ona bu sesler bir rahatlık verirdi ama kızı o pencerenin kenarında sebepsiz oturmuyordu zeynep apa kızının kalbinin burada değil orada o sürülen tarlada olduğunu anlamıştı. Saadet uzaktaki farların ışığına bakıyor, saban bıçaklarının parladığını, bakir toprakları derinlemesine yarıp aktardıklarını görüyordu. Yıllardan beri el sürülmemişti o topraklara. İşte şimdi Kızı ve Kasımcan o toprakları ilk defa işliyor, açıyorlardı. Yakında orada buğday yetişecek, bu bölgeden de yollar geçecek, eski oba vadisinde evler yapılacak, köyler kurulacaktı. Ve buranın yerlileri yeni gelenlere bu toprakların sahibi olduklarını belli eden bir ses tonuyla ''Şu toprakları geçince büyük bir ahır, biraz ilerisinde de yollar göreceksiniz. Bizim kolhoz işte orasıdır.'' diyeceklerdi. Evet, bütün bunları biz yapacağız diye düşünüyordu Saadet. Böyle düşünürken bir sevinç dalgası kaplıyordu vücudunu. Gerçek mutluluk bu değil miydi? İnsanın bu işe kendini adamasına değmez miydi? Şimdi o güneş ışınlarının çırpınan kara dalgalar gibi duman duman tüten topraklara vurduğunu da görüyordu hayalinde. Yeni sürülmüş topraklardan nemli bir koku yayılıyordu. Güzel bir koku işledikleri o parselde Saadet birden sabanın lövyelerini kaldırıyor ve ayna gibi parlayan saban demirleri de kalkıyordu aynı anda. Sabanın her demirinde birer küçük güneş ışıldıyordu. Kasımcan traktörü döndürürken geriye bakıp ona gülümsüyor ve Saadet de ona bağırıyordu. Hadi Kasımcan sür. Bugün biz birinci olacağız. Hadi ilerle. Kasımcan Birbirimizle karşılaşmamız ve beraber aynı yerde çalışmamız ne iyi. Seninle dünyanın öbür ucuna gelirim ben diyordu Saadet içinden. Zeynep Apa kaygılıydı. Ne yapacağını, kızına ne diyeceğini bilemiyordu. Öbür tarafa dönüp derin bir iç çekti. Saadet irkildi ama yine de uzun bir süre daha oturdu pencerenin çıkıntısında. Sonra sessizce yatağına girip yattı. Ama ne onun ne de annesinin gözüne uyku giriyordu. İkisi de kendi düşüncelerine dalmışlardı. Zeynep apanın düşündüğü şuydu. Artık kızı yetişkin bir genç kızdı ve onun geleceğini düşünme zamanı da gelmişti. Şimdi köylerinden saygıdeğer bir yiğitle evlense ne iyi olurdu. O zaman hep yanında kalırdı saadet. Müstakbel damadın ailesi yoksa daha da iyi olurdu. Yeni evliler bu evde her zaman birlikte yaşarlardı. Kızı, kayızenin hemen hemen hazır olduğundan habersizdi. Sadece ipek yatak örtüleri eksikti. Saadetse Kasımcan'la ilk karşılaşmalarını düşünüyordu. Aynı ekipte çalışıyorlardı o zaman. Traktörün her duruşunda Kasımcan yanına geliyor ve soruyordu. Yoruldun mu Saadet? Biraz dinlen istersen. Neden yanımdan hiç ayrılmıyor, küçük bir çocuk muyum ben diye biraz öfkeyle kendi kendine söyleniyordu o zaman Saadet. Ama Kasımcan hiçbir şey sormadığı zamanlarda da kızıyordu ona. Niye bir şey söylemiyor bana, canı mı sıkıldı yoksa benden bıktı mı? Bir gün yalı yarların yükseklerinde bulundukları bir sırada oradaki en yüksek tepeye tırmanmaya karar verdiler. Saadet'in hiç unutamayacağı bir günde o gün. Yamaç dikti, epeyce yoruldular ama yine de durup dinlenmediler. Ne pahasına olursa olsun o tepeye çıkmaya yemin etmişlerdi sanki. İkisi de o tepede birbirlerine çok önemli bir şey söyleyeceklerini düşünüyorlardı. Orada söyleyeceklerini onlardan başka kimse duyamazdı. Çünkü kilometrelerce uzanan çevrede onlardan başka kimse yoktu. Ama tepeye çıktıkları zaman ikisi de yüreklerinden ve akıllarından geçeni söylemeye cesaret edemediler. Yalnız iniş sırasında dikkatsizce atılan bir adım yüzünden Saadet'in ayağı kaydı. İşte o zaman Kasımcan onu tuttu ve sonra da kendisine çekip dudaklarını onun dudaklarına yapıştırdı. Saadet hiç çekilmedi, kızmadı. Aksine o zamana kadar hiç olmadığı şekilde mutlu oldu. Zeynep Aba ardına kadar açık duran kapının pervazına dayanmış, odaya bakıyordu. Bu hareketsiz, yıkılmış, bitmiş haliyle, çatılmış kaşlarıyla, sımsıkı kapadığı dudaklarının çevresinde şimdi pek belli olan kırışıklarla ve umutsuz bir sessizlik içinde. Belki korkunç bir şey görme korkusuyla içeri doğru adım atmaya korkuyordu ya da bir şey hatırlamış ve durmuştu. Belki de hala rüzgarın aralıklı olarak ulaştırdığı dağdaki o motor seslerini dinliyordu. Entarisenin uzun geniş yenleri omuzlarından sarkmıştı. Hemen yanında dolu kovalar ve su taşıma sırığı vardı. Zeynep apa o anda dereden gelmiş, su getirmişti. Dere başında ona Saadet'in evlendiğini haber vermişlerdi. En çok korktuğu şey başına gelmişti işte. Şimdi bu evde yapa yalnızdı. Gerçi her şeyi vardı, bir eksiği yoktu ama kızının gidişiyle var olan her şey birden anlamını yitirmiş bulunuyordu. Eğer o sırada Tokay Ake'nin yeğeni Ceyde Gül gelmeseydi kim bilir daha ne kadar bekleyecekti o halde. Zeynep Apa onu görünce başladı ağlayıp sızlanmaya. Kızın varsa böyle oluyor işte. Ne talihsiz bir kadınım ben. Allah beni cezalandırdı. Bir oğul vermedi. Bir oğul aile yuvasını terk edip gitmez. Aksine eve gelin getirir. Ceyde Gül her zaman sakin, sabırlı ve güçlü görünen ama şimdi bitik, yıkılmış bir durumda olan bu kadına endişeyle, korkuyla baktı. Zeynep Apa devam etti dövünür gibi konuşmaya. Saadet benim şerefimi beş paralık etti. Bir hırsız gibi şerefsizce ve kimseye haber vermeden, kimseyi yanına almadan bir serseriyle kaçıp gitti evden. O serseri onu alıp gidecek ve ben de bir daha göremeyeceğim kızımın yüzünü. Ne diyorsunuz siz Zeynep Apa? Saadet şurada hemen yakınımızda dedi Ceydegül. Sus! Benim bu duruma düşmemde, bu acıları çekmemde sizin de suçunuz var. Saadet'in tabomda çalışmasına senin Tokay sebep oldu ve ben de kocamın kardeşi olduğu için aptalca dinledim onu. Git ona söyle, eğer kardeşinin anısına saygısı varsa, ailemizin şerefini düşünüyorsa Saadet'i alıp getirsin eve. Hadi git, söyle ona. Aynı gün Tokay Ake ailenin büyüğü olarak karısını Zeynep Apa'ya gönderdi ve onu evine çağırdı kendisi asık suratla bir koyun postuna bağdaş kurup oturarak yengesini bekliyordu. Bütün aileyi toplamıştı. Odanın içi pek sıcaktı. Tencerede et pişiyor, semaverde su kaynıyordu. Ben her şeyi biliyorum Zeynep diye söze başladı Tokay ona bir fincan çay vererek. Senin bu davranışından utanıyorum. Eğer saadet kötü bir şey yapmışsa hemen şimdi atıma atlar onu saçlarından sürükleye sürükleye getiririm buraya. İhtiyarın gözlerinde öfke kıvılcımları çakıyordu. Konuşmaya devam etti. Ama ben bunu yapmayacağım. Onu dövmektense ellerim kırılsın daha iyi. Eski oba toprakları uzun yıllardan beri senin kızın gibi insanları bekliyordu. Seni teselli etmeye ya da razı etmeye çalışacak değilim Zeynep. Ama bir şeyi iyi hatırla. Tokay ağzına bir tutam tütün koydu, düşünceli düşünceli bıyıklarını sıvazladı ve devam etti. Bugün eski oba topraklarını sürüyorlar. Çok iyi bilirsin ki bir zamanlar o işi biz de yapmak istedik ve yapamadık. Yapamazdık da dağın hemen eteğinde ekilecek toprağımız olabileceğini aklımıza bile getiremezdik baylar yani zenginler bizi oraya sokmuyorlardı. Sonunda bizi uzaklaştırdılar oradan. Bizi eski obaya sürdüler. Orada toprağı kazmak ve sulamak çok güçtü. Kardeşime aşık olduğunu ve buraya geldiğiniz günleri hatırlıyor musun? Açlıktan ölmemek için küçük bir toprağa sürüp ekmeye karar vermiştik. O bir karış toprağa ekilir hale getirmek için taşları ellerimizle nasıl taşıdığımızı, dağın yamacına ne güçlüklerle bir ark yaptığımızı unutmuş olamazsın. Yılan tepesinin oraya suyu çıkaramamıştık. Bütün bunları hatırlıyor musun Zeynep? Çıplak elle o kayayı delmeye çalışmak akıl alır bir iş miydi? Bütün emeklerimiz boşa gitti, ekinler mahvoldu. O zaman nasıl ağladığını hatırla, biz erkekler bile gözyaşlarımızı zapt etmekte güçlük çekiyorduk. O devirde eski obada avuç içi kadar bir toprağa işlemek bile imkansızdı. Daha fazlasını mı istiyorduk? Sadece açlıktan ölmemekti istediğimiz. Ve bütün çocuklarımız kendilerini bu eski obaya adadılar.'' Git de bir gör onların ne yaptıklarını. Çalışıyorlar orada. Bilgileri var, aletleri, araçları var. Yakında buğdaylar bir dere gibi ta buralara kadar akacak. Ah Zeynep, sen sevdiğin adamın peşinden bütün güçlükleri göze alarak gittin. Kızının da kendi hayatını yaşamaya, yuvasını kurmaya, sevdiği insanlarla yaşamaya hakkı yok mu? Zeynep susuyordu. Tokay devam etti. Sen akıllı bir kadınsın. Saadetin başka türlü davranamayacağını kabul etmek, anlamak zorundasın. Damadın Kasım Can da ailesi olmayan bir serseri değil. Tam bir yiğit o. Ekibin en iyi traktör sürücüsü. Ailesi şehirde oturuyor. İyi ve saygıdeğer insanlar olduklarını söylüyorlar. Saadete gelince o asla annelerini terk edip unutan kızlardan biri olamaz. Pazar günü ve sonbaharda geleneğe uyarak seni görmeye gelecekler. İlk ürün alındığı zaman toy düğün yapılacak ve yeni evlerine yerleşecekler. Zeynep apa Tokay'ın söylediklerini sessizce dinledi. Sonra usulca kalkıp kapıya doğru yürüdü. Kaynının söylediklerine hak verip vermediğini kimse anlayamıyordu. Kaynı kalkıp onu uğurladı. Dışarıda öyle şiddetli bir yağmur yağıyordu ki ne dağ görünüyordu ne ağaçlar ne de uzaktaki evler. Her şey sulu bir karanlık içinde kalmıştı. ''Bak her yeri nasıl kapladı'' dedi Tokay. ''Beyaz yağmur bu. İki üç günden beri hiç dinmeden yağıyor.'' ''Beyaz yağmur ha?'' diye söylendi Zeynep apa duyulur duyulmaz bir sesle. Beyaz yağmur, bereket yağmuruydu. Cevap vermek veya beklemek için söylememişti bunu. Zeynep apa eve vardığı zaman uyur gezer gibiydi. Odanın bir köşesinde oturup yağmur sularıyla yıkanan pencereye baktı. ''Beyaz yağmur'' diye mırıldandığı bir şeyi hatırlar gibi. Zeynep apa dönüş yolunda... Tokay'ın belki haklı olabileceği sonucuna varmıştı. Ama kapının eşiğinden adımını atar atmaz eli ayağı kesili vermiş, ürpermiş ve yine terk edilmişlik acısına gömülmüştü. Meşgul olacak bir şey aradı ama hiçbir şeyin tadı kalmamıştı artık. Hiç durmadan bir eksiklik olduğunu düşünüyor ama bu eksikliğin ne olduğunu tam olarak anlayamıyordu. Sonra birden buldu. Artık motorların sesi hiç duyulmuyordu. Normal olarak traktör sesleri ona güven verirdi. Çünkü bu sesler kızının geleceğiyle ilgiliydi. Zeynep Apa şimdi korkuya kapıldı. Traktörler sessizdi. Beyaz yağmur yağıyordu ve kuşkusuz iki üç gün daha sürecekti bu hava. Zavallılar şimdi çadırların içinde ne haldeydiler acaba? Hava soğuk, nemli, Orada sobaları da yok. Gençlere acıdı. Ne de olsa şimdi balayında sayılırlardı. Pazar günü bir gelse... Zeynep apa parmaklarıyla pazara daha kaç gün olduğunu saydı. Dört gün daha vardı. Dört gün çok uzun bir zamandı. Bir an önce Saadet ve Kasımcan'ı görmek istiyordu. Kısa bir süre öylece oturdu. Sonra büyük bir kararlılıkla kalktı sandıktan beyaz bir kumaş çıkardı ve bir erkek gömleği biçti sonra sobayı yaktı o da hemen ısındı soba yanınca tencerede et pişerken Zeynep apa biçtiği gömleği dikiyordu makinede gömleğin yalnız kol uçları kalmıştı ama onu bırakıp kazanın yanına gitti kazanda kızgın yağda boğursak kızarıyordu yüzü ateşten kıpkırmızı olmuş boncuk boncuk terlemişti Gözleri mutlu bir geleceğin beklentisiyle parlıyordu. Onu bir yabancı görse büyük bir olayı kutlamaya hazırlandığını hemen anlardı ve gerçekten de öyleydi. Hemen eski obaya gitmeye karar vermişti. Hazırlıklarını bitirdi. Gidip göz alıcı renklerle süslü bir şal getirdi. Saadet'in çeyiz bohçasını sarmak için saklıyordu bu şalı. Şallah gömleği heybenin bir gözüne, et ve boğursakları da kaplara yerleştirerek öbür gözüne koydu. Şimdi yola koyulabilirdi. Ama duraksıyordu. Henüz evlenmiş kızının evine davetsiz gitmek pek uygun düşmezdi geleneklere göre. Tokay ona pazar gününü ve sonbaharı beklemesini söylemişti. Yo, bekleyemezdi o kadar. Saadet ve Kasımcan hafta sonunda pazar günü geleceklerdi ama daha dört gün vardı hafta sonuna ve o da çok uzun geliyordu ona. Bir an önce çocuklarını görmek, eski obada olanları kendi gözleriyle görüp anlamak istiyordu. Ya onunla alay ederlerse? Umrunda değildi. Başkaları ne düşünürse düşünsün ben gideceğim dedi. Zeynep abla yeni ipek entarisini giydi yeni içiklerini ve kauçuk çizmelerini ayağına geçirdi. En güzel çapanını da giydi. Heybeyi omzuna attı ve ıslanmamak için büyük bir çuvalı da örttü sırtına. Dışarıda beyaz yağmur yağıyordu. Kapalı, nemli, yağışlı bir havada, tarlaların kenarından uzayıp giden bir patikada atlı bir kadın gidiyordu. Tokay çok doğru söylemişti. Denizler kadar büyük bir arazi açılmış, ekilmiş, büyük su arkları kazılmış, ilkbaharın ilk günlerinde ekilen buğdaylar yemyeşil ve ıslak başlarıyla toprağa sessizce delerek kabartmışlardı. Eski obayı tanıyamazdınız artık. Ürün vermeyen o bir avuç toprak parçası nerede kalmıştı? Neredeydi yukarıya su çıkarmayan o küçük ark? Zeynep apa, atından indi, bir taşın üzerine oturdu ve ağladı, ağladı. Ama bu defa sevinç ve gurur yaşları döküyordu. Çocuklarının başarısıyla övünen bir ananın sevinç ve gurur yaşları. Cengiz Aytmatov